Limon Numara'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Gaziantep'te Doğal Yaşam Parkı'ndayız. Şimdi burada sizinle bir video çekeceğiz. Burada papağanlar var. 2 tane evcil papağan var. Onlara birazdan gideriz ve şu yukarıda da ya vahşi papağanlar ya da yırtıcı kuşlar ve hatta ikisinin beraber olduğunu düşünüyorum. Bir süredir arıyoruz. Buraya daha girmemiştik. Aşağıda bulamadık. Bir gideceğiz bakalım yukarıda mı ya da yukarıda ne var? Hangisi var? Şu an ikisinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü başka öyle onlara uygun bir kafes yapmamışlar gibi. Çünkü onları büyük kafese koyacaklarını düşünüyorum. O yüzden bence burayı ikiye bölüp ikisine de koymuşlardır. Ya da bilmiyorum, Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bu tarz bir kafeste leoparlar vardı. Yani bakmak lazım. İçeri girelim ama kuş sesleri geliyor. Bakalım ne diyor? Kuş cenneti diyor. Şu kapıda görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Yırtıcılar da burada olabilir. Onlar da kuş sonuçta. Hadi içeri girelim bakalım neler varmış arkadaşlar. Bu arada mikrofonu unuttum. O yüzden telefonla ses alıyorum. Rüzgar müzgar artık dert etmeyeceğiz. Bakın. Buradan girilmiyor galiba ama. Buradan girilmiyor. Oo, sadece büyük papağan yok. Şurada cennetler var. Aralarında sevda papağanları da var. Evet, büyük kafesi dediğim gibi papağanlara ayırmışlar. Ama bence yırtıcılar da vardır. O şurada bir tane daha var. Onun türünü hiç bilmiyorum. Bakayım neymiş. Yani niye buradan çekiyoruz ki arkadaşlar? İçeriden daha net çekeriz o yüzden. Hadi içeri geçelim. Burası da değilmiş, o yüzden çıkıyoruz. Zaten şurada tabela var. Biz bunu neden görmedik onu da bilmiyorum. Girilmez yazıyor yani. Neyse. Buluruz, buluruz. Bir şekilde buluruz. Yani illa girilecek burası sonuçta. Sadece dışarıdan baktırıyor olamazlar bu kadar büyük bir alanı. Yoksa zaten camların hepsi açık olurdu. Camlar açık değil. Ya da tel olurdu. Tel de değil. O yüzden bilmiyorum. Bakalım. Yani illa girişi vardır. Evet, şurada bir kapı var. Orasının girişi olduğunu düşünüyorum. Giriş, giriş, giriş. Girişi buldum. Evet, bulduk girişi. İçeri gelin. Evet, şimdi arkadaşlar burada arama kav papağanları var. Evet, burada camlara vurmama. Evet. Özür dilerim cama vurduğum için. Bu papağanlar zaten dışarıda da var, evcilleri. Onlarla da çekim yapacağız birazdan. Gelsene gezelim. İçeride başka ne var? Benim o demin cinsini bilmediğimi söylediğim papağanı merak ettim. Ona bir bakalım. Bunlar ne? Bak, ben bunları da bilmiyorum. Neymiş? Sarı alınlı Amazon papağanı. Amazonmuş ya. Sadece sarı alınlı. Çok küçümser gibi oldum. Senegal papağanı. Senegal nerede var? Senegal'i biliyorum ama Senegal yok. Varmış. Tam olarak şurada Senegal papağanları var. Senegal papağanları Adem Oğuz'da vardı. Kuş eğitmeni Adem Oğuz şu anda kanalını sattı galiba. Ya da çalındı, bilmiyorum. Aa, aşağıda ördekmiş. Burada bunlar... Unuttum bunun adını. Rosella mı? Rosella'ymış. Unuttum dediğimde yanlış biliyormuşum. Gezelim başka neler var. Ne, termometre mi? Ama çalışmıyor sanki. Burada bir termometre var ama çalışmıyor sanırım. Ama neyse, gezmeye devam edelim. Gezmeye devam edelim. Başka. Karolin, bunlar ördek. Onlar ilgimi çekmiyor. O yüzden hiç umursamayacağım onları, çekmeyeceğim. Burası boş galiba, hiçbir tabela yok. Evet, boş, içinde de hiçbir kuş görünmüyor. Arkadaşlar görüyorsunuz, barınaklarımız alttan ısıtmalıdır. 3 oda bir salon, aylık kirası 2200 lira. Oturmak isterseniz bana Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Bu arada Instagram şurada çıkıyor, reklamda yapıştırmış olayım. Alttan ısıtmalı Instagram hesabım ve barınaklarımız mevcut. Takip ederseniz sevinirim. Arkadaşlar şu anda girişe geri döndük. Buradan bir şu taraftan aşağı ineceğiz. Aşağıda neler var onlara bakalım. Burada bir yarısına kadar gittik yaklaşık olarak. Şimdi aşağı gideceğiz. Aşağıda neler var onlara bakacağız. Ondan sonra da tekrar sol tarafa çıkarız. Daireyi tamamlarız. Ama asıl o benim merak ettim, çünkü değişik bir şeydi. Daha önce de hiç görmemiştim. Hoşuma gitti. O yüzden ona bir merak ettim. Bakmak istiyorum. Aşağı gidip onlara bakacağım. Bir de aşağıdaki kafeslerin camları şu şekilde gördüğünüz gibi. Kafeslerin kendileri de daha büyük. Muhtemelen zaten buralara büyük papağan türlerini koyma ihtimalleri daha fazla. O yüzden ben de büyükler daha çok ilgimi çektiği için burayı tercih edeceğim ilk önce. Şeye benzemiyor mu? Jurassic World'da hani uçan şeyler var ya, dinozorlar, onların kafesine. Hakikaten ha, aynısı. Biz de içeri sokun. Aa, Jaco papağanı var. Bu sesi alacağım bu arada. Burada Jaco papağanları var arkadaşlar. Birazdan bunlara döneceğim. Yine bu da bilindiktir. Bir yarım.
Yeşil papağan. Bunlar Pakistan papağanı. Yok, bunlar İskender papağanı. Pakistanlar daha ufak oluyor. Ama içine Pakistan'da karıştırmış olabilirler. Şu muhtemelen İskender. Şurada gördüğünüz kuş muhtemelen İskender papağanı. Onun yanındaki Pakistan olabilir yani. Şu da Pakistan olabilir, bilmiyorum. Yeşil papağan diye geçiyor zaten ama aslında ikisi farklı türler. O benim bildiğim kadarıyla İskender papağanının gagası daha büyük oluyor. Bir de Pakistan'a göre birazcık daha iri oluyor. Bu taraftan devam edelim. Jaco'ya bir tekrar uğrayalım ama kırmızı ara papağanı var. Kırmızısı da dediğim gibi evcil olarak var. Onları da birazdan uğrayacağız videonun sonuna doğru. Ama şurada bir şey dikkatimi çekti. Sulama sistemi çok güzel olmuş. Muhtemelen orada banyo da yapıyorlar. Keşke şöyle otomatik bir sulama sistemimiz olsa da. Her gün su değiştirmek ya da 3 günde bir su değiştirmek. Çok yoruyor be. Neyse buradan devam edelim. O tarafa gitmeyelim. Şimdi çünkü 8 süzmüş olacağız. Tam tersi yönde de devam eder yukarı çıkarız. Çok yakınımızda bir Jaco papağanı var. Tüylerinde bir sorun var galiba. Yine cama vurdum. Kusura bakmayın. Kim sahibiyse artık burası. Şu aşağıda bir tane daha var. Bunun gözünde bir sorun var galiba. Çok yaşlı bir kuş gibi görünüyor. Ayaklarından da belli zaten. Şu biraz daha genç gibi görünüyor. Bu bayağı yaşlı gibi ya da gözünde bir sorun var, bilmiyorum. Yaşlı gibi göründü. Gagası da çünkü. Ayakları da öyle görünüyor. Ama şu dediğim gibi biraz daha genç. Şunda ne olduğunu bilmiyorum. Tüylerinde bir problem var gibi. Şurada kanatlarında bir sıkıntı var. Neyse bunları da geçelim. Aa, yukarıda daha fazlası varmış. Çok detay almaya gerek yok. Bunları uzaktan çeksek yeter. Arkadaşlar burada Hint bülbülleri var. Gene düşüyordum ya. Hint bülbülleri ve muhabbet kuşları var. Şurada bakın Japanese muhabbet kuşları var. O kuşlar niyeyse benim hoşuma gitmiyor. Şurada Hint bülbülleri var. Bebek arkadaşlar. Buradan gitmeden önce çekmeliyiz şunları. Neyse devam edelim. Şurada yerde bir şey de var orada. Hasta galiba, bilmiyorum. Gelsene. Şu ne o? Kanarya mı? Şu kanarya galiba. Yanında bir Hint bülbülü. Şurada ileride de muhtemelen tüy hastalığı olan bir muhabbet kuşu var. Neyse devam edelim. Muhabbet kuşu da çok klasik kaçacak, biliyorsunuz. Farklı şeyler arıyorum şu anda. Burada sultan papağanları var. Sultan papağanlarını da çekelim. Öyle bir çekip geçiyoruz, hızlı geçiyoruz. Öyle bir kamerayı çeviriyoruz. Geri. Bitti. Bu kadar. Bunlar ne be? Neymiş bunlar? Hint kumrusu. Bunlar bayağı ufakmış. Hint kumruları bayağı ufak oluyormuş. Şu, oha bir dakika, şu ne? Bunlar ufaksa bu ne? Bu ne? Bunlar ufaksa? Aradaki boy farkını görüyor musunuz? Allah Allah, neyse. Acaba dişi erkek olduğu için de olabilir. Oh. What is... Tahmin edeyim bunlar karga. Bir tane karga türü vardı galiba onlardan. Bakayım. Türkiye'nin kuşlarında görmüştüm. Değilmiş. Maynaymış bunlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Değişik bir hayvan, ilk defa görüyorum. Ha, burada yaşamıyormuş. Doğu, Güney ve Orta Asya'da yaşıyormuş. Burada az vardır. Orta Asya değil burası sonuçta. Türkiye Orta Asya. Değil. Orta Doğu. Orta Doğu, evet. Ya. Test. Asıl burayı kesmeyeceğim. Burayı kesmeyeceğim. Vay. 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 Beğenmedim. Değişik bir şey zannettim de değilmiş. Amazonmuş gene. Bu Amazonların kendi içlerindeki türlerine çok fazlalar ya. Galiba bitirdik mi başladığımız yere geldik. Yukarı çıkalım. İstediğimi gene alamadım. Aşağıda gördüğüm şey muhtemelen yine Amazon'du. Çıkalım artık ya. Arkadaşlar şimdi yarım kaldığımız yerden devam edeceğiz. Diğer taraftan turu tamamlayacağız ve ardından burayı terk edeceğiz. Burada alacağımızı almış olacağız ve dışarı geçeceğiz. Bakalım dışarıda neler var. Gene jakolar. Geçiş jakoları çekmeye lüzum yok. Yalnız içeriye güzel ortam hazırlamışlar ya. Hoşuma gitti burası. Hem de çok büyük ve güzel. Erik Baş Dori ve Jumbo Cennet. Jumbo Cennet mi? Jumbo Cennet diye bir şey ilk defa duydum. Jumbo muhabbet kuşu okey de. Erik Baş Lori. Erik Baş Lori şunlar herhalde. Bakalım, evet, şu arkadakiler Erik Baş Lori. Pardon, onlar Jumbo Cennet mi? Abi bu nasıl bir şey? Jumbo Cennet galiba onlar. Bilmiyorum, anlamadım ya. Neyse devam edelim yani, ne yapabiliriz ki? Karışmış, fotoğraftakiyle alakası yok çünkü. Neden bir sürü ara papağanı veya Jaco papağanı yapmışlar onu anlamadım. Yani kafesleri büyütüp tek kafeste daha fazla kuş bence daha hoş olabilirdi. Kuşlar için de daha iyi. Sonuçta daha büyük bir yaşam alanları olacak. Büyük küçük kafeslerde bir sürü kafes bence anlamsız olmuş. Geveze Lori. Bak bunu demin çekmemiştik. Geveze Lori de çektik.
Bilmiyorum, şu anda burası biraz sıkmaya başladı diyor. Çıkalım artık. Mayne kuşu var yine ya. Bu kuş hoşuma gitti benim. Keşke bu bizim ülkemizde yaşasaydı. Ben bunu çıkar fotoğraflarını çekmeye çalışırdım ya. Acaba yaşıyor mudur? Belki de yaşıyordur. Başladığımız noktaya geri döndük. Zaten Lori'ye geldiğimde ben anlamıştım. Bugünlük videomuz bu kadar değil tabii ki. Devam ediyoruz. Dışarı çıkalım. Arkadaşlar bir roll çekelim derken bir baktım ki burada atladığımız bir... Bağırma lan. Maca bağırıyordu. Bir atladığımız tür varmış. Bu bayağı hoşuma gitti ya. O yüzden bunu da çekmek istedim. Bunu da son olarak yapalım. Ama aslında çıkıyoruz derken bir roll çektiğimizi burada ifşa etmiş oldum. O yüzden kusura bakmayın. Çıkmadım aslında, geri döndüm. Arkadaşlar şimdi son olarak bir papağanların yanına geldik. Maca papağanları fotoğraf çektiriyorlar. İş başında papağanlar görevlerini yapıyorlar. Konuşuyorlar papağanlar, onları bir konuşturmalarını isteyeceğiz. Ondan sonra da videonun sonuna geleceğiz yavaş yavaş. Kargalar çok dikkatimi çekiyor. Neyse hadi yürüyelim, devam edelim. Son gelelim, burada bitirelim dedim. Birkaç kere konuşturabilir miyiz? Akın abilerin de işi bitmiş de çıkacağız. Kendisini gösterelim. Merhaba. 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 Yeri konuşuyor muydu? Burayı çok kısa keseceğim. Ne diyor? Ne gülüyor lan? Adam gülüyor bize ya. Merhaba. Elimi alabilir miyim? Kuşa bak. Kuşa bak. Arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Ailelerimi ne sıktın be. Neymiş o? Tamam sakin, sıkma o kadar, canım yanıyor. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için kanala destek abone ol, işte siz olursunuz. Ben kaydettim. Bugün Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeydik. Ya kes işte ya, kaplanı gördük orada, bitiririz. Bu ne ya? Bitiremedim. Bunu koyuyorum yerine.